Son dakika gelişmesi Nedir? var, çok önemli. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaya Erkan'ın görevden ayrıldığı, istifa ne? ettiği Aa, yönünde o. Hazine Aa. ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklaması var. İsterseniz açıklamayı okuyun. Lütfen, Aa, şu an kendi, arkadaşlarım son dakikayı zaten evet. ekrana da verdiler. Kendi Merkez isteğine, Bankası Başkanı görevden affını istedi. Evet, Abdülkadir Selvi. Mehmet Şimşek'in açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı'nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski başkanı eski başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygıyla karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı. E, Hafize Gaye Erkan'ın da şimdi paylaşmış olduğu sosyal medya paylaşımını da okuyayım. Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı göreni sürdürmekteyim. Doğru açıyor muyuz bir yandan Hafize? Evet. E, peki. Peki sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik verilerle enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla et, etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hasreten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra evladıma da bırakacağım en büyük mirası olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev süren boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimizi arz ediyorum saygılarımla paylaşımını yaptı dakikalar önce Hafize Gaye Erkan'ın yapmış evet. olduğu paylaşım efendim görevden affını istedi ee, ve bu da tebliğ edildi.